Hazır mıyız? Yoruldunuz mu? Hazır mısınız? Değişime hazır mısınız? Birlikte değişime hazır mısınız? Bu ülkeye demokrasiyi getirmeye hazır mısınız? Bu ülkeye barışı getirmeye hazır mısınız? Bu ülkede huzur içinde birlikte yaşamayı getirmeye hazır mısınız? Söz veriyorum, ben de hazırım. Birlikte. Birlikte yapacağız. Bu ülke için çalışacağım. Bu ülkenin insanı için. Birlikte mücadele edeceğiz. Demokrasiyi getireceğiz. Güzel ülkemizi gerçekten ve gerçekten de bütün dünyaya demokrasiyi demokratik yollarla getiren bir ülke olarak tanıtacağız. Çünkü bu ülkenin gençleri ve kadınları otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirecekler. Gençleri ve kadınları yürekten kutluyorum. Yağmurumuz yağıyor. Güzel bir yağmur. Şöyle ifade edeyim. Mustafa Kemal'in başkentindeyiz. Mansur Başkan gerçekten de Ankara'yı Mustafa Kemal'in Ankara'sı yapmak için elinden gelen her türlü çabayı gösteriyor. Ama şimdi bütün Türkiye'yi Mustafa Kemal'in Türkiye'si yapacağız. Bütün Türkiye'de huzuru ve barışı sağlayacağız. Sandığa gidecek miyiz? Bayram havası içinde gidecek miyiz? Bir yakınımızı, kardeşimizi, akrabamızı birlikte alıp gel beraber sandığa gidelim ve Türkiye'nin kaderini değiştirelim diyecek miyiz? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Pazar günü beraber olacağız. Beraber gideceğiz. Bir şey daha istiyorum. Sakın ola ki ya ben sandığa gideceğim ama ya bu oylar çalınırsa. İlk kez tam 1,5 yıldır. Tam 1,5 yıldır sandık güvenliği için çalışıyoruz. Tam 1,5 yıldır bütün sandıklarda müşahitlerimiz var. Bütün sandıklarda temsilcilerimiz var. Sizden şimdi bir şey istiyorum. Bahar havası içinde sandığa gidin. Bahar havası içinde oy kullanmaya gidin. Bir şenlik havası olsun Türkiye'de. Evet gittik. Gülerek gittik. El ele gittik. Oyumuzu kullandık. Ve Türkiye'ye demokrasiyi ve Türkiye'ye özgürlüğü getirdik diyeceksiniz. Bunun için de söz veriyor musunuz? Söz mü? Söz mü? Bir şey daha söz vereyim ben size. Sinan Ateş'in katillerini bulacağım ve onların kulaklarından yakalayıp adalete teslim edeceğim. Bir şey daha söyleyeyim. Benim saraylarda oturma gibi bir alışkanlığım yok. Saray varay bize vız gelir. Size söz veriyorum. Ankara'nın seymenleriyle beraber, onların şarkıları ve türküleriyle beraber, onların oyun havalarıyla beraber Gazi Mustafa Kemal'in Çankaya Köşkü'ne gideceğiz. Çankaya Köşkü halkın köşküdür. Çankaya'da mütevazi bir hayat var. Dolayısıyla sizler gibi olacağız. Sizler gibi yaşayacağım. Sizler gibi dertleneceğim. Sizler gibi sevineceğim. Varsa bir yerde sorun, soruna kilitleneceğim ve mutlaka çözeceğim. Bir şey daha. Bir şey daha.
sınırları yol geçen anına döndürdüler. Orayı da düzelteceğiz. En geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine uğurlayacağız. Ve Türkiye'yi beşli çetelerden kurtaracağım. Benim cumhurbaşkanı olmamam için her oyunu denediler. Her iftirayı attılar. Onlar saraya güveniyor. Bay Kemal halka güveniyor. Ben size güveniyorum. Sizin için çalışacağım. Sizin için mücadele edeceğim. Bu ülkeye barışı getireceğim. Bu ülkeye huzuru getireceğim. Bu ülkenin sorunlarına talibim ben. Saraylara değil. O nedenle söyledim. Bir daha söylüyorum. Kızılay'dan Allah nasip ederse hep beraber Gazi Mustafa Kemal'in Çankaya Köşkü'ne çıkacağız. Halkın köşkü. Halkın. Halk için çalışacağız.